Bismillahirrahmanirrahim. Belçika Valon Eğitim Bakanı Marie Arena'nın hazırlattığı homofobi ile mücadele adlı 144. sayfalık kitabın 155. sayfasını tarihteki meşhur eşcinseller veya biseksüeller listesinde Selanik'in ismi ünlü bir gay olarak geçmektedir. Ayrıca Selanik'in karısı Latife'nin bu tür bir türlü açıklanmayan mektuplarında ve Doktor Rıza Nur Hayat ve Hatıratım isimli kitabın dördüncü cildinin 1357. sayfasında da Selanik'in katibi Vedat ile yaşadığı iğrenç bir ilişki anlatılmaktadır. Yazılanlara göre Latife'nin boşanma sebebi de buymuş. Bu anlatılanlar da bir gerçeklik payı olabilir mi yoksa bunlar tamamen dezen, dezenformasyon mudur? Şimdi ee, Bismillahirrahmanirrahim. Bizim şu anda konuştuğumuz Selanikli hakkında konuştuğumuz sözler Selanikli'nin şahsi üzerine değildir. Şahsi üzerine yapmış olduğu günahlar bizi ilgilendirmez. Onu ilgilendirir. O mezarına onlarla beraber gitti zaten. Onların gerçek payı var mı yoksa yok mu? Hiç beni ilgilendirmez yani şahsen. Fakat e, insanların yaşantısına baktığımız vakit, özentilerine baktığımız vakit, neyi severler, neyi özenirler ve söylenen sözlere baktığımız vakit de bazı şeylerde gerçek paylarının olduğunu az çok bireysel olarak düşünebiliyoruz. Fakat bizim Selanikli üzerindeki konsantre olmamızdaki sebep nedir? İnsanımıza bunu e, çok güzel tanıtmışlar. Çok güzel bir Müslüman olarak tanıtmışlar ama yaptığı bütün işler İslam'a yıkılıdır. E, peygamber sevgisi, peygamber muhabbeti olan işte Kur'an-ı Kerim'i çok seven bir insan olarak tanıtıyorlar da bakıyoruz yaptığı bütün işler temel şeyleri yerinden oynatmış, temel kanunları yerinden oynatmış. Yani çok sinsi hazırlanmış bir planlar var bu işin altında. Tabii ki bu onun kendi aklıyla da yeterli değildir. Bunun arkasında başka büyük güçler vardır. Öyle planlar yapılmış, destekli bir planlarıyla ortaya çıkmış bir iştir. Şimdi bizim konsantre olduğumuz mesele, biz Müslüman Türkler olarak Bizim başımız, bizim atalarımız ayağa kalk. dediği vakit ayağa kalkardık. Hedef falan yerdir. Buraya gidiyoruz, burayı fethedeceğiz çünkü çünkü ne? Niye? Çünkü burası küfür içerisindedir. Çünkü burası Allah'ın ve peygamberinin düşmanı oldu. Ve bize hak oldu. Bize vacip oldu. Bize emir oldu. Bize farz oldu şimdi bunları aşağı almak. Dediği vakit Ehli Türk hepsi ayağa kalktı. Hedefe doğru gitti. O hedeflerden şaşmadılar. Yıktılar, devirdiler, aldılar aşağıya. Garip memleketleri efendim değişik dine inanırlar diye saldırı yapmadı hiçbir zaman Osmanlı. Şimdi biz baktığımız vakit çok acayip yani gelip bizi kurtarmış, kurtuluş savaşı olmuş, o bu olmuş diyerekten o bir taraftan da bakıyoruz. Yaptığı işler hepsi ters. İslam'a ters. İslam'ın temel taşlarını yerinden oynatmış. Yani şeriatı Allah'ı ve peygamberinin her şeyisini kaldırmış. Oraya bakıyoruz. Bizim konsantre olduğumuz mesele budur. Yoksa onun şahsi hayatı nasıl yaşardı? Beni çok fazla ilgilendirmez. Çok ayıp zaten. Ee, onu kendisine o layık görmüş yapmış ise erkeklikten dişiliğe dişilikten erkekliğe oyun oynadıysa hesabı bambaşkadır onun tabii. Ama e, şimdi bir tarafta bir garısı var onun tabii ki. Garısı ayrılıyor. O garısı yüzde yüz doğru sözler mi söylüyor? Orada da bir e, soru işareti var. Değil mi? Yani soru işaretleri çok. Onları bilmiyoruz. Onlar bizi de ilgilendirmez. Bireylerin günahları bizi şahsen ilgilendirmez. Ama bir lider olduğu için insanlar sorar, doğrudur. İnsanlar bilmek ister, doğrudur. E açık şeyleri vardır. Açık günahları vardır. Açık günahlar, yapılan o açık günahlar insanları başka şeylere sürükler. İyi. Açık günahlardan konuşalım o zaman. Yaptığı açık günahlar. Mesela e, zamparalığı var mıydı? açıktı, vardı. Zamparalık zamparalıkla bitmedi, o devam etti, ileriye gitti değil mi? 24 saat gece gündüz içki içer miydi? İçerdi. Niye içki içerdi? Sebep nedir? Bir kişi, bir lider kişi niye içki içsin sabah akşam? Onun için yaptığı bazı işlere baktığımız vakit, onları yan yana koyup bağladığımız vakit, bazı şeyler bazı şeylere hiç uymuyor ve o kişi o Rıza ne diyor? Rıza, Rıza Nur orada şüpheleniyorum işte çünkü o kişi Müslüman biri de değil yani. E, değil mi? Benim bildiğim Rıza Nur Müslüman biri değil desek Müslümandır da böyle buna çamur atmak için böyle bir şeyler söyledi. Alevi kökenli ateist, Alevi kökenli ateist birisi evet. E, bu kişi da çok şeyler söylemiş ve bu kişi hakikaten onun çok yakınında. İçte bilinen şeyler vardır. Onun için yattığı yerde onun hesabını orada sorarlar. Niye onları yaptı, yaptıysa da. Ama yapmadı da demişim. Çünkü e, bir Lawrence vardır. Lawrence Arap dünyasına gönderilmiş. İngiliz kökenli. Piç. Çatır çutur Arapça konuşuyor. Şerifi gandırmış. Peygamber soyundan gelen insanları gandıra Peygamber soyundan gelen insanları arkasına koyup da kendi namazgahta durup imamlık yapmış. Bunları yapmış. İslam'ın yıkılması için elinden geleni ardına koymamış. Bu da o figürlerden bir taneydi o zamanlarda İngiliz casuslarından birisi. E şimdi biz Lozan Anlaşmaları'na baktığımız vakit, Lozan Anlaşmaları'nda atılan imzaları incelediğimiz vakit o Lozan Anlaşmaları'nda atılan imzaların imza sahiplerinin İngiliz'in emrinde olduğunu görüyoruz. Onun için o Chey da Lawrence da Bilmem biliyorsanız o da ip neydi? E, Türkçe konuşalım ki insanlar anlasın. Ne diyor ona? Çünkü şimdi yeni uydurma inceltilmiş söz. Eşcinsel hacımızda. Tövbe yarabbim Eşcinsel. Ha gördün mü? İncel diyor, güzelleştiriyor. İnsanlara aman bu ters bir şey değil yani işte olabilir. Bu bir, önce bir hastalıktır dediler. Sonra normaldir deyiyorlar Sonra herkes yapsın. E şeytanın oyunu değil mi bu? Erkek erkek, dişi dişi. İşte peygamber bunu bildi. O, o, milletler üzerine, o kavimler üzerine lanet enmedi mi? Kur'an-ı Kerim'de Rabbil Alemin bize bunları bildirmiyor mu? Bu milletler, bu, bu insanları altını üstüne çevirmiş Rabbil Alemin. Sen bir Müslüman olarak bunu nasıl daha incel diyorsun, güzelleştiriyorsun, süsleyiyorsun ve Müslümanlara sunuyorsun? Hadi Hollanda olsun onlar, Fransız olsun onların zaten ilk birinci koşturduğu taraf onlar. E Hollanda'ya, Fransa'ya özenen insanlar zaten onlar da öyle onların pisliğini özeniyor. Başka neyini özenecek ki? Neyi var ki özensin? Özeneceğin saltanatı güzel, adaletli bir şey varsa hiç değilse belli zamanlar içerisindeki Great Britain şeyine özen bazı yerlerde sağlam adaletli işler yapmışlar. İspanyol krallığına özen. Fransız'a Fransız niye özeniyorsun? Fransız'ın niye var, neyi var ki rezaletten başka? Buna, onun için e, bunu da akla, akıldan çıkarmamak lazım. Mustafa Kemal e, Selanikli bir Fransız özentisi içerisinde yaşayan bir insanıdır. Değil mi? Bunu da herhalde inkar edecek değiller. Onunla övünüyorlar zaten. Onun için o büyük yanlışlar vardır işin içerisinde. Fakat buradan ben oturup da gözümle görmediğim şeyleri de tamam yaptı diyemiyorum. Fakat işaretler vardır. Aklı selim olan insanlar kendileri ona göre düşünsünler. Değil mi ya? Ne diyelim?